AB=EC'ye eşit verilmiş. Yani o zaman AB=EC eşitse DC de EC'ye eşittir. Böylece bakın x olacak. Sonra arkadaşlar 64 derece verildiği için 116 derece diyeceğiz. 116 64 o zaman buralarda 32 derece 32 derece olacak. Z'den dolayı C açısı da tabii ki 32 derece. 180'den 32 çıkarsa 148, 74 derece, 74 derece. Böylece cevap D şıkkı. A ile AB neden eşit verilmiş arkadaşlar? Çünkü orada bakın şuraya 2M dersek burası da 2M olur. Orta noktayı da vermiş ki böyle bir orta taban çekince şöyle bir DHM olacak. 30-60-93 geni çünkü hipotenüs bir dik kenarın iki katı. Yöndeş açılar eşittir. 64 olur CDH topladığımız zaman 124 eşittir x. Dikdörtgenler eş değil ona dikkat edin. Birinin uzun kenarı 8 bakın diğerinin 10 o yüzden DL'ye 7 kalır. Sonra e, 4 olacak D, A kenarı şurayı bilmiyoruz A diyelim. Bakın burada normal bildiğimiz Pisagor yapacağız. Çünkü iki üçgeninde hipotenüsleri AL. A kare artı 64 eşittir. 49 artı 16 a kare 1 a 1 oldu. a 1 olduğu için de toplamda bakın fe uzunluğu 5 geldi. x de 5 oldu. E şıkkı. Burada arkadaşlar katlamalara dikkat edelim. Kaç tane kağıt üst üste denk gelecek ona bakın. 1. Bir, birinci adımda biz şöyle aşağı doğru katladığımızda ne olur arkadaşlar bakın gerçekten burada 2 tane kağıt üst üste gelir değil mi? Şurada da yine iki tane kağıt üst üste arkadaşlar. Bunu alıp buraya getirdiğimizde şu katlanan kısımda iki tane zaten vardı. Şu bakın birinci kısım sarı kısım bir de içerideki kısım böyle mavi. Sonra bir de zaten hali hazırda burada iki tane var. Yani katlanmamış halindeki yerde iki tane var. İki iki daha. Şu an dört tane kağıt üst üste denk geldi. En sonunda alıyorum. Burada getiriyorum şu kısmı yeşil kısmı üstüne katlıyorum böyle bir üçgen elde ediyoruz. O zaman arkadaşlar ne oldu? 4 altta vardı. Yeşil kısımdan da 4 geldi. Tam 8 tane kağıt üst üste burada. Bundan dolayı ne olacak biliyor musunuz? Bunun bir kenarı A bölü 2, A bölü 2 diye ayrıldığı için bir daha yarısını alırsak A bölü 4. Şu kesilen atılan kısım A bölü 4'ün karesi yani A bölü 4 çarpı A bölü 4 bölü 2'den 8 tane kağıt üst üste denk geldiği için 8 ile çarpacağım. Dolayısıyla buranın alanı arkadaşlar A kare bölü 4 yaptı. O zaman tüm alan başlangıçta bir kenar A olduğu için A kare kalan kısım 3 A kare bölü 4 oldu. En yapabileceğim kolay bir şekilde gösterme şekli bu şekilde arkadaşlar size zihninizde biraz hayal etmeniz lazım tabii ki onu inkar edemem. Şimdi şu kısımdan itibaren zaten sağ taraf sol tarafın simetriği arkadaşlar. O yüzden şöyle yapalım bakın. Bir parçası buranın 2 kök 6, buranın da bir parçası kök 2. Dolayısıyla burası kök 2. Şurası arkadaşlar 8 kök 6. 8 kök 6 ile kök 2'yi çarparsak 8 kök 12 yani 8 çarpı 2 kök 3'ten 16 kök 3 oldu. Şu bölgenin alanını bulduk. Gelelim şimdi şuranın alanını nasıl bulacağız? Onu da şöyle yapacağım. E, şu dikdörtgenden arkadaşlar beyaz bölgeleri çıkartacağım. A, B, C, D dörtgeninden beyaz bölgeleri çıkartacağım. Ve 2 kök 2 olacak DC uzunluğu. DA uzunluğu da 1, 2, 3 olduğu için o zaman 6 kök 6. Şimdi buradan da 2 çarpı 6 12, 12 kök 12 yani 24 kök 3 oldu. Bundan sonra beyaz bölgenin alanını hesaplarsak 2 kök 2 çarpı 4 kök 6 bölü 2'den 2 tane var. Çünkü birinci beyaz bölge ikinci beyaz bölge. Dolayısıyla bu ikiler sadeleşti. 8 kök 12 bu da arkadaşlar 2 kök 3 ile çarparsak 16 kök 3. Demek ki beyaz bölgelerin toplamı 24 kök 16 kök çıkartırsak oradaki şu kırmızı bölge 8 kök 3 kaldı. Güzel o zaman 8 kök 3 16 kök 3 bulduk. Toplam sol taraf 24 kök 3 sağ taraf aynısı 48 kök 3 oldu A şıkkı. C köşesi BD köşegeni boyunca katlandığında AC kenarı üzerine geliyor demiş. Bakın şimdi o zaman burada şöyle göstereyim size. Ee, bakın şu şekilde olacak. Hatta biraz daha küçük yapalım. Şöyle. Katlamada değişmeyen şey neydi? Uzunluk ve açı. O zaman yine ister buradan görün böyle değişmez uzunluk diye. İsterseniz de katlanmış şekli eski haline getirin. Fark etmez. Sonuç olarak bir ikiz kenar yamuk çizeceğiz şu şekilde. Burada arkadaşlar A, E, C kesinlikle doğrusu olacak. Çünkü C'nin A, C kenarı üzerine denk geldiğini söylüyor. O zaman burada katlamada uzunluk değişmez. DC ile DE değişmez. CB ile B, e değişmez. Bu bir deltoid oldu 90 derece olur. Sonra arkadaşlar e, ikiz kenar yamukta hatırlamamız gereken şey nedir? Köşegenlerin üst parçaları birbirine eşittir. Bu yüzden şöyle bir O noktası dersek DO da O eşittir. Bu da normal ikiz kenar yamuk gereği. Haliyle artık burası 45 derece oldu. Yine burası da 45 derece oldu. Yani yamuğu şöyle çizersek ikiz kenar bir yamuk ve arkadaşlar burası 90 derece. Bunlar da gördüğünüz gibi 45 derece 45 derece oldu. Şimdi bundan sonra 12 olduğunu bildiğimiz için 6 kök 2, 6 kök 2. Burası 2 kök 2, burası da 2 kök 2. DC'yi 4 biliyoruz. Bir dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı sinüs alfadır. Burada zaten sin 91. 8 kök 2 çarpı 8 kök 2 bölü 2'den yamuğun alanı 64 geldi. Biz nereyi çıkarmalıyız? Bu iki yeşil bölgeyi çıkarmalıyız ki ABED dörtgeni kalsın arkadaşlar. Onu da nasıl bulacağız? Bir tanesinin alanı bakın basit. 8 kök 2 taban. Yükseklik 2 kök 2. Ve 2'ye böleceğiz. Sonra da 2 ile çarpacağız. Çünkü bundan böyle bir tane daha var. Dolayısıyla bu ikiler sadeleşti. 16 çarpı 2'den 32 oldu. Yeşil bölgelerin toplamı 32. Tüm alan 64. Farkları arkadaşlar 32 olur B şıkkı. Dörtgenin alanı 208. O zaman şöyle AC'yi birleştirirsek yarısı arkadaşlar 104 olacaktır. Şimdi bize EC'yi 16 vermiş zaten. Buradaki bölgenin alanı 6 çarpı 16 bölü 2'den 48. 104 olduğuna göre 104'ten 48 çıkarırsak 56 olacak. Hangi bölge arkadaşlar? Buradaki mavi bölge. ECA mavi bölgesi e, 104 eksi 48'den 56 oldu. Peki bunun alanını nasıl bulacağız? Bakın orada da dikkat etmemiz gereken şey geniş açılı bir üçgen EC ve bunun karşısından inen X A'dan inen X yüksekliği EC'nin yüksekliğidir. EC 16 yükseklik X bölü 2 eşittir. 56 bunlar sadeleşti. X ile de 56 sadeleşti. 7 olacak A şıkkı. Şimdi bu KL eğik kenarını arkadaşlar Pisagor yardımıyla bulabiliriz. Bakın şöyle bir dik indiririz. Zaten 2 olduğu için şöyle bir P dersek EP1 olur karşılık kenarlar birbirine eşit olduğu için. Böylece PK'ya da 1 kalır. Şimdi kenarlar 3, 3 o zaman böyle indirdiğimiz zaman 30, 30, 120 üçgeninden 3 kök 3. Demek ki arkadaşlar burada dikdörtgenden dolayı PL de 3 kök olacak. 27. Bir daha 28. X eşittir. Kök 28. Pisagordan dolayı 2 kök 7 olur. A şıkkı. Dörtgenin madem köşegenlerin orta noktasını vermiş. Diğer köşegeni de şöyle çizeyim. AC köşegenini. Böylece bakın. Bir dik üçgen olduğu için muhteşem üçlü. EH, EC ve EA birbirine eşit işte arkadaşlar. Böylece EH 3 kök 13 olduğu için AE de 3 kök 13. Bir de... Sonuçta E orta noktaya şöyle bir orta taban çekersem ET orta tabanı CH12 olduğu için yarısı 6 olacak. Pisagor arkadaşlar 3 kök 13 117 eksi 36 81 yapar. O zaman AT9'dur. Köşegenler belki de en önemli noktalardan biri. Köşegenler dik kesişiyor. Bu yüzden arkadaşlar burada düzelteyim şunu. Ee, Öklit'ten 36 eşittir 9 çarpı 4 yani TB'de 4 diyebiliriz. Bundan sonra artık Şöyle orta noktadan dolayı alttaki yükseklik 6 ise üstte de 6'dır. Taban 13, yükseklik 12, 156 birim kare oldu D şıkkı. Üçgenler üçgen olduğu için arkadaşlar doğru yerlere odaklanmamız lazım. Bakın şimdi LK, KF'ye eşit. Sonuç olarak karenin bir kenarı ile eşkenar üçgenin bir kenarı eşit. Bu yüzden 90 derece, 60 derece, 15 derece ve burası da 15 derece olur. Şimdi gelelim düzgün beşgenle bağlantısını kurmaya. Düzgün beşgenden dolayı burası 108 derece. Normalde de 90 60 daha buranın tamamı 150 derece. O zaman arkadaşlar şu açıya gördüğünüz gibi 42 derece kalmış oldu. Sonra eşkenar üçgen olduğu için zaten FLA açısı 45 derece. 45, 42 daha 87. Üçgenin iç açılar toplamından dolayı 93 derece B şıkkı. Bu soruların çözümleri arkadaşlar ezber oluyor. O yüzden burada da mesela o ezberi yapacağız. Şu dik V var ya o dik V'den yararlanarak şöyle EA'yı uzatacağım. B'den de bir dik indireceğim. Gördüğünüz gibi böylece bir PAB dik üçgeni hatta 90-90-90, B açısı da 90 derece bir dikdörtgen oldu. Bu yüzden FB'yi belki daha kolay bulabiliriz artık. Alfa, beta, alfa, beta. Böylece beta'nın karşısı 11 ise eşlikten dolayı çünkü 90'ların karşısı aynı bakın. Beta'nın karşısı 11 olduğu için yine beta'nın karşısı 11. Alfa'nın karşısı bakalım şimdi Dikdörtgenden dolayı EF7 olduğu için evet BP 7. O zaman demek ki alfanın karşısı da 7'ymiş aslında. Dikdörtgenden dolayı EP18 ise FB de 18. Aslında gördüğünüz gibi bir ezber çözümden daha kolay hallettik. Yoksa yorumla tek tek FB'yi bulmak çok sıkıntılı olurdu.